Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Trafik kazaları yılın son gününde de can almaya devam ediyor. İstanbul Maslak'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını yitirdi. Maslak-Tem bağlantı yolu girişinde 40'a yakın yolcunun bulunduğu otobüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan diğer yolcular da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yılın son günü de soykırım furyası aralıksız devam ediyor. Şırnak, Becizir'de dün ve önceki gün birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş. Baskınlarda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılığa sevk edilen 18 kişiden 4'ü tutuklandı. 8 Aralık günü de Kars'ta da eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Baskınlarda Gever katliamını protesto ettikleri için gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı. Bir diğer tutuklama adresi ise Van. 27 Aralık günü Özalp ve Saray ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişiden 6'sı tutuklandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çatışmalar devam ediyor. Dün başkent Kinshasa'daki devlet televizyonunu hedef alan saldırılar sonucu 3 asker, toplam 73 kişi öldü. Hükümet dün yaşanan kanlı çatışmalar sonrası durumun kontrol altına alındığını açıkladı. Hükümet sözcüsü Lambert Mende dünkü çatışmalar kapsamında başkent Kinshasa'da 52 muhalifin öldürüldüğünü ve 39'unun da sağ olarak ele geçirildiğini söyledi. Ülkenin diğer kentlerinde yaşayan yaşanan çatışmalarda ise 18 muhalifin öldürüldüğü kaydedildi. Son 20 yıldır sürekli çatışmaların olduğu eski Belçika sömürgesi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika'nın yüz ölçümü olarak ikinci büyük devleti. Rusya Dışişleri Bakanlığı dün bir açıklamayla bir gün arayla düzenlenen bombalı saldırılardan Vahabi grupları sorumlu tuttu. Açıklamada Doku Umarov liderliğindeki Kafkasya Emirliği örgütünün yeni bahanelerle her geçen gün yeni savaşçıları faaliyete geçirdiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada terörle mücadelede gerekli önlemlerin alınacağına da dikkat çekti. Bakanlık bombalı saldırıların Suriye, Irak ve Afganistan'daki saldırılardan bir farkı olmadığını vurguladı. Washington yönetimi 7 Şubat'ta Soçi kentinde başlayacak olimpiyatlar öncesi Moskova yönetimine güvenlik alanında daha sıkı bir işbirliği teklifinde bulundu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach bombalı saldırıları kınarken olimpiyatlarda tüm sporcu ve katılımcıların güvenliğini sağlamak üzere her şeyin yapılacağından şüphe duyulmamalıdır dedi. Rusya'dan Filistin'e geçiyoruz. Dün İsrail 26 Filistinli tutsağı daha serbest bıraktı. Ancak akabinde İsrail'in Batı Şeria'da Yahudiler için 1400 yeni yerleşke inşası kararı aldığı belirtiliyor. İsrail hükümeti Temmuz ayındaki Bakanlar Kurulu toplantısında 1993 tarihli Oslo Anlaşması öncesi tutuklanan 104 Filistinli'nin serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı. Geçtiğimiz Ağustos ve Ekim aylarında iki grup halinde 52 Filistinli daha özgürlüğüne kavuşmuştu. Kalan 26 tutsağın da önümüzdeki Nisan ayında bırakılması bekleniyor. Öte yandan İsrailli yetkililerin Batı Şeria'da Yahudiler için 1400 yeni yerleşim yeri inşası kararı aldığı belirtiliyor. Uzmanlar bu durumun Orta Doğu barış görüşmelerinin seyrini olumsuz yönde etkileyeceğini ifade ediyor. Paris'te Fransız ve Kürt sivil toplum örgütleri 9 Ocak 2013'te katledilen 3 Kürt kadın devrimcinin anısına 7 Ocak'ta Kadın Kırımı konulu bir konferans düzenliyor. Uluslararası Özgür Kadın Vakfı, Kürt Kadın Hareketi Uluslararası Temsilciliği, Fransa Kürdistan Dayanışma Derneği ile Fransız Kadın Örgütü Femmes Solidaris 7 Ocak'ta Paris'te 3 Kürt kadın devrimci anısına kadın kırımına son vermek için kadın katliamlarına karşı harekete geçmek konulu konferans düzenleyecek. Konferans organizasyonu amaçlarının Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez anısına ortak mücadeleyi büyütmek olduğunu ifade etti. Konferans 15 Rue de Vaugirard 75006 Paris adresindeki Munerville salonunda saat 09 ile 18 arasında yapılacak. Konferans programında yer alan konular ise şöyle.
Kadın Kırımı'nın tarihi ve konsepti. Rojava'da kadın kırımı ve kadın örgütlenmesi. Siyasi cinayetler ile 9 Ocak'taki katliam karşısında halk hareketleri ve siyasilerin tepkisi. Aydınlatılmayı bekleyen siyasi cinayetlerin hukuki perspektifi. Medyanın 9 Ocak 2013'teki katliama bakışı. Kadın kırımına karşı mücadelede Fransa'daki kadın örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin stratejileri. 21. yüzyılda rejim ve infazlar gerçekliği ile İran'daki kadınların durumu. Kadın katliamlarına karşı Sibutili kadınların mücadele deneyimleri. Kadın kırımının insanlığa karşı suç olarak tanınması için mücadele stratejileri, hedefler ve ortak girişimler. Konferansa Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in aileleri onur konukları olarak katılacak. Konferans, sinevizyon gösterimi ve sonuç bildirgesinin okunmasıyla sonuçlandırılacak. Özgür Kadınlar Birliği YCA 20 Aralık'ta kadın öncülüğünde Rebe Rapo'nun özgürlük çizgisinde özgür yaşam ve demokratik ulusu inşa edelim şiarıyla yeni bir kampanya başlatmıştı. Avrupa Kürt Kadın Hareketi TCK de kampanyanın Avrupa ayağıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Avrupa Kürt Kadın Hareketi TCK açıklamasında kadın toplumsallığının tarihi hatırlatıldı. Tarih öncesi çağın bir kadın tarihi olduğunun altını çizen TCK, biz bağımsızlık ve özgürlük temelinde mücadele eden Kürdistanlı kadınlar olarak ilk önce anaerkil dönemi inceledik ve kadının yaşamın öncüsü ve kurucusu kimliğini açığa çıkartmaya çalıştık dedi. Ve Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın kadın çözümlemelerine dikkat çekti. Öcalan'ın 1987 yılından beri kadının toplumu özgürleştirme ve demokratik ulusu inşa etmede oynayacağı rolüne yaptığı değerlendirmelere vurgu yapıldı. TCK Öcalan'ın demokratik kurtuluş ile özgür yaşamı inşa hamlesinin bir seferberlik ruhu ile ele alınmasını istediği ve bunun için 8 ayrı çalışma belirlediğini hatırlattı. Bu çalışma komisyonlarından bir tanesinin de kadın özgürlük çalışmaları temelinde toplumun yapılandırılması olduğu kaydedildi. YCA'nın 20 Aralık'ta başlattığı kadın öncülüğünde Reber Apo'nun özgürlük çizgisinde özgür yaşamı ve demokratik ulusu inşa edelim kampanyayı TCK olarak desteklendiği duyuruldu. Avrupa Kürt Kadın Hareketi 2014 yılı başından itibaren Avrupa'da bu kampanyayı başlattıklarını ilan etti. Açıklama şu çağrıyla sona erdi. Yeni dönem kampanyamızın başarısı için tüm kadınlarımızı, kadın meclisleşmeleri ve komünleri, kadın kooperatifleşmeleri ve akademileşmeleri temelinde örgütlenmeye, eylemlerini büyütmeye, toplumsal alanda demokratikleşme çalışmalarının öncüsü olmaya, kampanyayı güçlü sahiplenmeye çağırıyoruz. ...2014 yerel seçimleri Kürt kadınları açısından ayrı bir önem taşıyor sayın seyirciler. Birçok merkezde kadın adaylarla seçime girecek olan BDP, eş başkanlık sistemiyle tüm belediyelerde eşit temsiliyet anlayışını hayata geçirecek. Eş başkanlık sistemini değerlendiren BDP Kadın Meclisleri Sözcüsü ve Kadın Seçim Komisyonu üyesi Pelin Yılmaz, eş başkanlık sisteminin ideolojik geleneklerinden çok ayrı bir sistem olmadığını ifade etti. Özgünlükleri ve özgürlükleri esas alan bir mücadele geleneğine sahibiz diyen Yılmaz, eş başkanlığın liberal bir eşitlik için değil, radikal demokrasi için uyguladıklarını belirtti. BDP kadın meclislerinin kadın adaylarını tanıtırken çıkan renkli tablonun çalışmaların bütününe de yansıyacağını dile getiren Yılmaz, kadınların siyasete katılımı siyasetin dar kalıplarını parçalayacaktır dedi. Bu eş başkanlık biz eşi temsil kararınızı alırken %50 kota mı diye soruldu bize. Bu sadece bir %50 kota meselesi değildir. Yani mevzubahis olan kadınların erkekler neredeyse onların yanında yer alması görülmesi meselesi değildir. Dolayısıyla tek bir cinse dayalı olan toplumda da ya da kamusal alanda da tek bir cinse dayalı olan iktidarın kırılması ve bu anda kadınların yaşamı her anda temsil edilmesi ve bu temsiliyet üzerinden kadınların yaşam alanlarının güçlendirilmesi ve daha aktif bir şekilde yaşama katılmasıyla alakalı olan bir sistem. Bu bir bütün aslında toplumsal yaşam içerisinde bir radikal demokrasi yöntemi ve Irkçı bir grup Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrencilere saldırdı. Saldırı sonucu çıkan olaylarda 4 saldırgan ve 1 polis yaralandı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ek binası kantininde dün akşam saatlerinde yemin töreni düzenleyen ırkçı faşist bir grup Kürt öğrencilere saldırdı. Saldırı sonucu başlayan çatışmalar tüm kampüse yayıldı. Çatışmalarda 4 ırkçı saldırgan ve bir polis hafif yaralandı. Edebiyat Fakültesi ek binasında çıkan yüzlerce Kürt öğrenci kampüste "Kürdistan faşizme mezar olacak" sloganlarıyla Telsizler semtine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yeni yıla direnişle giren kesimlerin başında emekçiler geliyor. Sendikalı oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten atılan Punto Deri ve Hey Tekstil işçileri 2014 yılında da direniş alanındayız diyerek mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 12 Ağustos'ta işten çıkartılan ve 154 gündür direnişte olan Punto Deri Fabrikası işçileriyle 9 Şubat 2012 tarihinde işten çıkartılan 7 Hey Tekstil işçileri hak arama mücadelelerini sürdürüyor. İşçiler anayasal hak olan sendikada örgütlenmeleri nedeniyle işten çıkartıldıklarını hatırlatıyor. Bugüne kadar ağır bedeller ödediklerini ve bu yüzden 2014 yılında da direnişlerine devam kararı aldıklarını belirtiyor. İşçiler mücadelemizi kazanımla sonuçlandırana kadar sayımız az da olsa direnişi sürdüreceğiz diyor. Haberleri sunduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.